Rezim Hanım. Buyur Zayda Hanım. Sana güller yaptırdım. He Zayda Hanım, yapmışlar, güzel güzel yapmışlar bakalım. Hazır mısın? Hazırım Zayda Hanım. Hangisini beğendin bir bak bakalım. Allah Zayda Hanım. Zayda Hanım, buna ikiyi vereceğim bir. Buna iki mi verdin? He. Güzeldi. Pek de yine senin. Buna da üç vereceğim Zayda Hanım. Bunun ikisinin arasında kaldım. Bu tam güzel gül yapmış. Bu da güzel tomruğunu güzel yapmış. Tomruğunu açılmamış, mu? Açılmamış halini. Anam. Ben de bunun açılmamış halini daha çok severim Zayda Hanım. Ay bir yok, dur, dört, beş var. Beşi verdiğin çeyreği takacak. Buna beş veriyorum Zayda Hanım. Allah Allah. Buna da dört veriyorum. Kız seninle bizim zevkimiz hiç tutmuyor Keziba. Kusura bakma. Neyse bir şey demiyorum artık. O zaman şu ikiyi bir açayım. Gerçekten iki çok güzel olmuş. Üç tane bak. Herkes birer tane yaparken bu yavrum üç tane birden yapmış sana gül. Yaptı da ne oldu diyecekseniz bakalım kim diyor onu. Güldenim, sen miydin kız bu? Allah bana kafa sallamayın uşak. Asıl domurcuk orada. Üç tane bak. Gonca gül buketi yaptım sana. Bilemedim. İkiyi verdi Güldene. Üçü kime verdin? Şiva. Şiva'nın surata bak. Yalnız bir anda böyle bakıverdim de. Kezban Ana, gerçekten sana ne desem bilmiyor. Gerçekten 5 puan tabak bak. Domates yürüyor orada. Ayak açtı yürüyor. Bak bir de benim tabak bak. Ben onun ayağına şey yapmadım canım. Böyle şey, tomruk olduğuna şey, dikkat çektim bir. O hoşuma gitti. Zaten ona da tomurcuk demek istiyor. Tomurcuk. Evet yerine. Tomurcuk. Bakın. Kezban Ana, bakışlara bak, bakışlara. Gel lütfen. Bak bu tabak, bu benim tabak. Ben böyle yaptı desen gibi oldu. Buna azıcık akmış, hepiniz de var zaten. Domates hepiniz akıtmışsınız, ondan bir şey olmaz. Bir şey söyleyeceğim, sen onu bırak da sen kayınvalideni aradın mı? Yok ama arama karar verdi, arayacak yarın. Kız daha ne zaman arayacaksın işte abi, alo de, geçmiş olsun de. Anneciğim de. Arada böyle belki zamanlarda arayacak. Belli olur annem. Sana bir şey olsa onun da senin araması lazım. Şimdi normalde senin onu araman lazım. Ama aramadı, o yüzden ben biraz şey yaptım. İhtiyacınız var mı de. Ben Zahide Hanım az önce babayla konuştum. Ne dedi baba? Söyledi şey, ben söyledi ona, dedi bazı düğün şeyler kız taraf yapacak. Sen de bize yardım yapacak mısın? Tabii dedi. Evet. İyi ama... süper bak, sana rağmen gitmedin gelmedin Zahide o kadar Hanım. Onları da bir. Ama bunu daha Volkan ben bunu kabul etmiyorum. Volkan niye anneciğim kabul hayır, ben etmiyorsun? Bunu, hayır asla yok. Ben bunu kabul etmiyorum gerçekten. Hayır neden annem kabul etmiyorsun ki? Anne hayır. Zaten kız yatak odası getiriyor, bu Türkiye'de de var, onlarda da varmış, alsın anneciğim. Hayır. Anneciğim hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu en başta da söyledim, kabul etmeyeceğim dedim. Hayır, bunu kabul Volkan. Etmiyorum. Ya neden? Ben tek başıma neden? Yapmak istiyorum. Ben bu yola tek başıma çıktım, tek başıma devam edeceğim. Vallahi bana, Volkan, inanamıyorum çok sana. Çok özür dilerim Zahide Hanım. Bana herkes, ben buraya ne için geldi? Kaynana ikna yapmak için. Ben çok fedakarlık yaptım. Eğer öyle olsa, herkes öyle kabul yapmak lazımsa ben de burada gelmek mecbur değildi. Tabii ki. Bu bir ve bana hep adet gelenek söyledi. Bu da Türk gelenek, ben de yapacak. Doğru, kız bizim geleneğimizden bahsediyor zaten. Şimdi alkışlarım Volkan, oğlum. Alsın anneciğim. Seni yabancı gelenekle söylemiyor ki. Zaten bu bizim geleneğimiz evet, yani. Evet, bak ben alkışladım Şiva'yı. Şimdi takdir ettim seni. Volkan sana kızıyorum. Almak istiyorsa al anneciğim, huzursuzluğun olmasın. Hayır, onların zaten gönlü yok. O söz ettiği zaman da alırsın sokağın ortasında, kırar yakarsın. Aynen öyle. Allah. Öyle bir şey yok. Öyle bir yana. Oğlum canım, öyle şey sizde. O laf edilecekse o zaman onu hak eder. Aslında Volkan şöyle düşünüyor herhalde. Bizim Türk adetlerinde herkes evinin içindedir ya. Herkes karışır ya. Sen zannediyorsun ki onlar da öyle yapacaklar. Bence bu insanlar farklı bir kültürde ve zaten siz mutlu, kızları mutlu olduktan sonra onlar ne diyecekler sana? O bizim burada böyle herkes için içinde.
Bence orada öyle bir şey olmayacak. Sen bunu bir düşün, kestirip atma Volkan. Tamam Duygu'm. Şivacığım teşekkür ediyorum. En azından altınları var, altın olmayana gitsin. Senin yerine alıyorum bir tanem. Teşekkür ediyorum. Ve Kezban. Buyur Zeyden. 4 ile 5'i açıyorum artık. Açalım da bir kurtulalım Zeyden. Kim kaldı? Zeyden. Mürşide ile Alisa kaldı. Açacağım ama önce Mürşide ile Alisa çok iyi arkadaş oldular. Hatta Alisa'nın bebeğini kucağına almıştı az önce. Yeni görüntülerimiz de var, bir onları da izleyelim. Mürşide bak, ben sana söylemiştim. Bak şu an yemek yapıyorsun ama ara verdi. O arada yani söylemek istiyorum. Bak ben haklı çıktım yani yeni. Evet. Bak ben sana söyledim dinlenir nasıl yüklenecek, Şiva nasıl yüklenecek. Çünkü Şiva'nın dinki puanlarından sağlar. Şiva çok sinirli. Ve sinirin de hırsını da senden çıkartabilir, sana söyleyeyim. Evet, biliyorum zaten, bunun farkındayım. Evet. Tavırları, yorumları da zaten onu gerektiriyor. Sen yine de yani yemeklerde yansıtma bu. Yani şimdi onların moral bozuyorlar da yemeklerde yansıtmaya çalışma. Hiç moralim bozulmadı İna. Yani onlar birkaç söyleyeceği olumsuz cümleyle emin ol ki moralim bozulmaz yani. Meşhur İnşallah. Kızım, azıcık bebeğisi karnını opsana. İyi. Bizim orada biraz inanırlar böyle şeylere. Mesela böyle karnını okşadıkça sen kendini ya çekiyormuşsun. Evet, başını falan sev, kendi karnını ol. İndir açıp bebeklere bak. Bulaşsın sana da. Yani çok üzülme. Evet. Hiç üzülme sen. Yani, nasıl? İnşallah, inşallah Rabbim bana da nasip eder. Nasıl? Allah bilir ne zamanla hayırlısı olduğunu bilir. Nasıl? Gelmek ister misin? Öyle mübarek Ramazan ayında. Sana o kadar çok kişi dua eder ki şimdi, yemin ederim bak, ben dualarla dünyaya getirdim Aras'ı. Çok kişi tanıdık tanımadık o kadar çok dua aldım ki. Biliyorum Mürşide'ye de onun gibi olanlara da Rabbim tez zaman, amin, hayırlısıysa hayırlısıyla çok güzel Ağlama evlatlar nasip etsin. Çok duygusalım şu an. Tamam. Ya sarıl bir kocana. Ağlama ya. Çok da yakışıyor eline. Gel yanıma, gel. Gel. Ne güzel de bak, burada bir dostluk da böyle oluşmuş oldu Alisa ile ikisi arasında. Alisa sen de gel. Gel kuzum. Gel. Gerçi burada şimdi iki rakip gibi oldunuz ama. Gel. Alisa inşallah ona gider kızım. Ay. Vallahi inşallah. Bak. Çok güzel dostluklar oluyor. Böyle hep şey, kavga dövüş falan gibi görünüyor ama hiç öyle değiller. Reklam arasında görmeniz lazım aslında. Ama bu arkadaşlık puanları yansıtmayacak yani. He, bu arada bu da gerçekçidir böyle. Allah'ım. Yemeğe göre puanlar. Tamam, puanlar yemeğe göre ama dostluk ve sevgi her zaman olsun. Peki kızlar, hadi gelin. Açıyorum. Tabağınızı açıyorum ve küçük altını veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Vallahi çok sevindim. Herhalde Alisa sen de çok şey yapmazsın. Olsun. O zaman Kezban'ım sana verdim. Zahide Hanım. Tomurcuk tomurcuk diye diye. Ne oldu Şiva? Çok duygusal bir video izledik. Hmm. Şahit olduk. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Ama beni söylediler, orayı unutmadı. Alisa söyledi. Çok teşekkür ederim. Şiva kızdı. Sizden alacak hırsını. Evet, bugün Mürşide'den hırsımı alacak. Yapma öyle Şivam ya. Söyledim. Yapma. Ama söyledim. Hırsını almıştım. Ben nasıl 4 tane 1 aldı, herkes alacak. Ama kim verdi bilmiyorsun. Daha tatmadın. Allah'tan benim günüm geçti de. Allah'tan aynen. O bilgileri ben görmeyeceğim.
Daha tatmadın. Peki kızlar, sizi yerinize gönderiyorum. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sürprizim var. Ama sürpriz tam olarak benim sayılmaz. Gülden gel. Ben de gel. Kim diye bakınıyorum. Ne? Gel. Hamide Hanım olsaydı şimdi ne bana mı derdi hemen? Değil evet. mi? Çiçekçi. Çiçekçi bu arada bana WhatsApp'tan da Kezban yazıyor teyze, Hamide Hanım. Yoksa sen veremedin diye bana şey ödül mü vereceksin? Başka Vallahi sürpriz bilmem. Mi yaptın? Ben de bilmiyorum canım sürpriz neymiş deneyim. Kezban'la alakası yok. Benimle alakası yok. Hazır mısın? Heyecanlıyım olacak. Hadi bakalım. O zaman sürpriz benim değil, ben yapmıyorum. Ama tabii ki vesileyim. Hadi bakalım. O zaman buyursun gelsin sürprizi yapan ve sürprizimiz. Buradayım ben. Daha söz dedim giderken ya. İyi ki de oldun. Sana inanamıyorum ya. Yakın hemen yakın. Seni gündürdüm bak söndürdüm ya. Hemen uçakla dönüyorum. Neyse ben onu yıllar mutlu yıllar mutlu yıllar sana. Ya teşekkür ederim. Unutacağımı zannetmedin herhalde. Hayır ama burada beklemiyordum. Herkesin karşısında en azından doğum günü kutlamak istedim. Bir küçük bir pasta aldım sana. Vesile olsun diye bugün Ramazan'ı. Kadar bakamayacaksın ama. Ha bunu ama sadece üfleyebileceksin ama sadece olsun. Sadece üfleyebileceksin evet. Bunu tamam mı? Bir tamam dilek. Hayatım. Bir dilek tut. Mutlu yıllar sana. Yüce mutlu seni benim olsun inşallah. Birlikte hayatım. Aa, birlikte. Ay. İyi ki doğmuşsun. Ya, iyi ki seninle tanışmışım. Başına bir şey gelmeden. Sen de iyi ki doğmuşsun yüce ve benim olmuşsun. Olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de aşkım. Ay. Nasıl şaşırttım ama arkadan evet. Cidden ya ikimiz birden evet. Şaşırdık. Ters köşe yaptım seni. Aynen. Aynen. Ramazan merak ediyor musun ne dilediğini? Ya merak etmez mi ama direkt söylenmezmiş. Peki ya, ben çiftlik kurumları budur budur kendi başlarına bırakıyorum ve arkadaşlar artık masaya gidelim. Bakalım Adana gelini ama Antep kızı Mürşide neler yaptı göreceğiz masada. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.